Bugün 11 Mayıs 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, dün yapılan görüşme ne Tayyip Erdoğan'ın ne de Devlet Bahçeli'nin programında yoktu. Dahası iki isim 11 gün önce bir araya gelmişti. Öyleyken tekrar apar topar bir araya geldiler. Abartı yok. Milliyetçi Hareket Partisi ile Tayyip Erdoğan arasında sorunun ötesinde kriz var görüşmeyi kim istedi derseniz araştırdım. Devlet Bahçeli acil diyerek talep etmiş. Sinan Ateş ile alakalı malum araç fotoğrafları yayınlanınca devamı gelir endişesiyle hemen saray aranmış. Söz konusu bilgi ve fotoğrafların iktidar tarafından servis edildiğini gören MHP üst yönetimi daha da zora düşmemek için hemen beyaz bayrak gösterdi. Evet, devlet içinde bir süredir yaşanan çatışmada Sinan Ateş dosyası Milliyetçi Hareket Partisi'ni hızaya getirmek için kullanılıyor ve an itibarıyla kısmı sonuç alındı. Dünkü sürpriz görüşme bunun kanıtıdır. Amiyane tabirle saray Bahçeli'yi kıskıvrak yakaladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı adeta Sinan Ateş dosyasının rehinidir. Diyeceksiniz ki madem böyle bir çekişme ve çatışma var, ilişkiler niçin kopmuyor? Bakın bunun nedeni hem Bahçeli hem Tayyip Erdoğan birbirlerine mecbur ve mahkum da ondan. Erdoğan'ın mecburiyeti sadece anayasa değişikliği hedefiyle sınırlı değil. MHP'nin yargı ve bürokrasideki gücünü de dikkate alıyor. Bahçeli ile ipleri koparırsa parlamentoya ilaveten devletteki etkisi de azalacak. Millet Şarket Partisi'nin gençlik ve sokak gücünden de ürküyor. Yaşanan ekonomik buhran artı Kürtleri topyekün kaybettiği bir süreçte MHP ile cephe açmak Erdoğan için akılcı değil. Bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'ni ama ikna ederek, ama zorlayarak, ama korkutarak birlikteliği sürdürmeye çalışıyor. Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'a mecburiyeti ise birkaç boyutludur. Birincisi, kopuş halinde MHP hukuken zora girebilir. Son 5-6 yıldır mensuplarını yaptığı sokak saldırıları sebebiyle MHP şiddete bulaşmaktan kapatılma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Sinan Ateş dosyası üzerinden Bahçeli'nin bile üstüne gidilebilir. Aynı şekilde iktidarla ilişkinin kesilmesiyle MHP'li isimler bürokrasiden tasfiye edilebilir. Keza yıllar yılı iktidar gücüyle ayakta kalan ve koltuğunu muhafaza eden yaşlı hasta Devlet Bahçeli bu şekilde makamını, koltuğunu bile kaybedebilir. Bütün bunlardan hareketle Bahçeli Tayyip Erdoğan'dan kopmayı asla istemez istemiyor. Realite buysa bir süredir neden çatışıyorlar derseniz hadise şu. Bahçeli devlet içinde Tayyip Erdoğan'a %100 teslim olmayanların yönlendirmesiyle bazı itirazlarda bulunuyor. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi adına da siyasi fayda olarak görüyor. PKK, Gezi Yükümlüleri gibi konular ve itirazlar bu çerçevede. Tayyip Erdoğan malum konjonktür siyasetçisi. Siyasi yararı adına bir gün arayla bile birbirine zıt şeyleri söyleyebiliyor, yapabiliyor. Erdoğan geldiğimiz noktada sadece Osman Kavalaları, Can Atayları değil, Selahattin Demirtaş'ı da serbest bırakmak istiyor. Dahası var, Abdullah Öcalan'ı da ev hapsine alma niyetinde. Bunu yapmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi'nde zora düşeceğini düşünüyor. Aynı şekilde ekonomi için çok gerekli olan parayı da bulamayacağı kanaatinde. Bahçeli ise bunlara karşı çıkıyor. Zira bu şekilde MHP'nin siyasetten tamamen sıfırlanacağı kanaatinde. Bunlar olursa rakipleri olan İyi Parti ile Zafer Partisi'nin kendine üstünlük sağlayacağının farkında. Buna paralel olarak düşünülen yeni anayasada da farklı bakışlar var. Milliyetçi Hareket Partisi ilk dört maddeyle 66. maddenin korunmasında ısrarlı. AKP ise o maddeleri de yeniden düzenleme arzusunda. İşte bunlar ve benzeri konular iki tarafın arasını açtı. Lakin aktardım kopamıyorlar çünkü Katolik nikahını çağrıştıran zorunlulukları var. Millet Şerket Partisi ile saray örtülü çatışmalarını bir süredir yargı ve emniyet üzerinden yaptılar. Yargıtay Başkanı'nın seçilememesinden Sinan Ateş Cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan olayına kadar pek çok başlıkta karşı karşıya geldiler. Ankara Emniyeti'nde önceki gün yapılan görevden almalar bunun uzantısı. Şunu da ilave edeyim, işin içinde Süleyman Soylu boyutu da var. Tayyip Erdoğan tarafından çöpe atılan Soylu, AKP'ye kırgın ve kızgın. Maylum Süleyman Soylu iki yıldır Milliyetçi Hareket Partisi ve Bahçeli ile hareket ediyor. Soylu'nun ne önemi var derseniz doğrudur şahsının bir önemi yok da elinde müthiş bir arşiv var ve onların bir bölümünü Bahçeli ile paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'nın bir başka gücü de işte o belgelerdir. 7 yıl emniyet ve jandarma istihbaratını elinde tutan Süleyman Soylu'nun topladığı belgelerle iktidarın sarsılabileceği kesin. Buna karşın sarayın iktidarın elindeki Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan belgeleriyle de istense hem Bahçeli hem Süleyman Soylu'ya kelepçe bile takılabilir. Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Parangalı Serdar Sertçeli'nin yurt dışına kaçmasına ve ifşaat yapmasına izin verilmesi bu bağlamda okunmalı. Özetle son iki gelişme sarayın net ikazıydı. Devlet Bahçeli bunu gördü ve hemen acil koduyla randevu istedi, saraya gitti ve masaya oturdu. Aktardıklarımı doğrulayan bir başka gelişme, Tayyip Erdoğan'ın dün yargıçların önünde yargımızın içinde farklı zümreler var demesidir ki kastettiği elbette yargıdaki MHP'lilerdir. Her şeye yükmeden Erdoğan son yargıtay seçiminde adayını seçtirememesiyle küplere bindi ve böyle bir çıkışı yaptı. Derken dün öğle sonrası Bahçeli randevusuna paralel olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yargıtay Başkan adayı olan Muhsin Ertürk aniden adaylıktan çekildi ki bu elbette tesadüf değil. Bunun okuması başta Sinan Ateş dosyası olmak üzere eldeki kartlar üzerinden tarafların zoraki anlaşmasıdır. Peşi sıra göreceksiniz 28 Şubat generalleri, Osman Kavalalar ve Can Atalaylar da serbest kalacak. Bunlara Selahattin Demirtaş eklenir mi? Abdullah Öcalan 25. yılını doldurdu denilerek ev hapsine çıkarılır mı? Bekleyip göreceğiz. Söylenen ya da fısıltı Demirtaş'ın bırakılacağıdır. Burada altı çizilmesi gereken husus bu süreçte Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'a truva atı ve dolgu malzemesi olması. Özgür Özel'in hiç gerek yok iken yumuşama adıyla yaptığı Erdoğan Bahçeli ziyaretleri hala karanlıktır ve iktidar kanadına yaramıştır. Hatırlayın bunun zeminini Sabah gazetesi hazırlamıştı ve gazeteci kılıklı yandaş köleler bu duruma günler oldu koro halinde alkış tutuyorlar. Özgür Özel özellikle Bahçeli'ye niçin gitti, ne konuştu hala sır açıklanmadı. Oysa bütün sorunları adeta yoktan var eden Tayyip Erdoğan'la bir yere varılamayacağı aşikardır. Teşbihte hata olmasın Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş günlerimizde vatanı kurtarmak için Vahdettin'le masaya oturmadı, mücadele etti. Özgür Özel bu haliyle Tayyip Erdoğan'a dolgu malzemesi hatta işbirlikçisi oldu ki ikazımız, isyanımız bunadır. Bakın Özgür Özel'in kıyameti koparması gereken konulardan biri şu. Diyaneti AKP'nin arka bahçesi yapan Delüks Ali Erbaş, Malum inançlı insanlardan fitre, zekat ve yardım toplamalara ilave olarak kurban bayramlarında belli bir ücret karşılığı kurban kesme vekaleti alıyor. Ancak yine açıklandı. Diyanet her sene olduğu gibi bu yılda kurbanlarını Türkiye'de değil Afrika'da kesecek. Evet, Türklerin kurbanları 5 bin, 10 bin kilometre ötelerde kesilecek, etleri de orada dağıtılacak. Bakın ben inancı gereği kurban kestiren biriyim. Ailemden ve hadis fıkıh kitaplarından öğrendiğim şu, kurban eti önce ihtiyaç sahibi olan yakınlara ve komşulara dağıtılır. Hz. Muhammed kestiği kurbanının ilk parçasını komşusu olan Museviye gönderdiği İslam belgeleriyle kanıtlıdır. Öyleyken bugünkü Diyanet Yönetimi ve Başkanı söz konusu kurbanları neden Türkiye'de muhtaç olan ailelere, insanlara değil de Afrika'da dağıtacak? Yahu bizim milletimiz aç, Onlarca milyon insanımız açlık sınırı altında maaş alıyor. Bir kilo ucuz kıyma almak için sabahın beşinde kuyruğa giren 80 yaşındaki insan görüntüleri her gün ekranda. İfade ettim, dinimize göre kurban etleri önce yakınlara, komşulara dağıtılmalı derken niçin Afrika ya da Myanmar'da kesiliyor ve orada dağıtılacak? İşte Özgür Özel karşılığı olmayan yumuşama gibi fasarya fantastik şeylerle uğraşacağına bu soruyu sormalı, vicdanlı Müslümanları yanına çekmeli. Değilse Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibilerin serbest kalmasıyla sadece Cihangir entelleri sevinecek ki alayı zaten ya demlidir ya da işçi partili. Süremizin sonuna yaklaştık birkaç satır başı daha. TÜİK'e göre meğer işsizlikte rekor bir başarı göstermişiz. Şaka yapmıyorum. Açıklama aynen böyle ki ne demek lazım bilmiyorum. Enflasyon misali işsizlik oranı da sarayın emriyle belirleniyor. Ancak bağımsız kuruluşların raporları ortada. TÜİK'in işsiz saymadığı fakat işi olmayan tam 9 buçuk milyon insan var. Evet aylardır yüzlerce binlerce şirket bir bir batıp kapanırken Türkiye'de güya işsizlik artmıyor azalıyormuş. Buna inanmamızı istiyorlar. Yine Mehmet Şimşek gün duyurdu ve dedi ki pazartesi günü ilk tasarruf paketini açıklayacağız. İnşallah geçiş garantili dolar ödemeli projelerle başlarlar tasarrufa. Aksi olursa bir manası ve sonucu olmayacak. Bürokrasiye gazete almayı yasaklama gibi şeylerle tasarruf olmaz. Dünden bir başka haber sınır tanımayan gazeteciler örgütünden. Buna göre Türkiye basın özgürlüğünde 158. durumda ki bizden sonra Kuzey Kore gibi ülkeler var. AKP öncesinde yani 2002'de aynı basın örgütüne göre sıramız 99. .luktu. Evet Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle nereden nereye gelmişiz? Ondan sonra demokrasi ve özgürlük masalları atıyorlar. Hülasa bütün bunların sorumlusu olanla masaya oturulup müzakere edilmez, mücadele edilir. Noktalarken lütfen videomu beğenin ve paylaşın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.